Hocavar'a geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Artık dörtgenlerde biraz daha özele iniyoruz. Paralel kenarla başlıyoruz. İlk önce paralel kenarın özelliklerini anlatalım öğrencilerimize. Evet. Nedir bu özellikler Raşit Hocam? Karşılıklı açıları eş. En önemlisi karşılıklı kenarları paralel evet. Ve eşit uzunlukta. Karşılıklı açılar eş ve ardışık açıların toplamı 180 derece. Şurada basit bir U kuralını görebilirsiniz zaten. Ya da şuradan bir tane Z oluşturup da bu açıların eşitliğini kendiniz de bilebilirsiniz. Burada X artı Y'nin 180 olduğunu söylemişiz. Çevreyi bulmak için tabii ki dörtgenarın toplamı. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Paralel kenarda köşegenler birbirine ortalar. Ancak köşegenler açıortay oluşturmaz. Bunu söyleyelim öyle. Özellikle. Burada açıortay oluşturduğunu düşünüyor öğrenciler. Eşkenar üçgen olsa tamam. Eşkenar dörtgen. Özür diliyorum. Ya da kare olsa tamam. Ancak paralel kenarda bunu söyleyemiyoruz. Ve yine köşegenler dik kesişmezler. Buna da dikkat edeceksiniz. Eğer dik kesişseydi bunlar gene ne olurdu? En aşağı bir eşkenar dörtgen olurdu. Paralel kenarda kullanacağımız sıklıkla burada belirtmediğimiz bir özellik var ama şöyle bir tane açıortay çizdiğinizi düşünün. Eğer böyle bir şey veriyorsa Z kuralından hemen buraya siz de açıortay yapın ve ikizkenarı fark edin. İkizkenarı fark ettiğinizde açıların eşitliğinden ve kenarların eşitliğinden birçok noktaya kadar ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Zaten soruları var görecek. Mutlaka göreceksiniz arada da. Ve yine çok sık çıkmayan bir özellik. Fakat kenarortay teoreminden gelen rahat bir özellik onu da söyleyelim. Köşegenlerin karelerinin toplamı yani AC'nin karesi artı BD'nin karesi eşittir 2 çarpı a kare artı b kare. Bunu da şeyde söyleyelim bunların hepsinin ispatı gelecek bunlara. Evet bunların ispatlarını yapıyoruz ama sizin için ilk önce bir müfredatı yetiştirmeye çalışıyoruz. Dedik ya geometrideki ispatlar birazcık vakit alıyor. Matematikteki gibi hemen şundan dolayı diyemiyoruz. Burada söylüyoruz ama biz ispatlarını daha sonra video olarak çekeceğiz sizlere. Direkt ezber bilgi vermemiş olmak için. Peki basit bir örnekle başlayalım. Burası 110 derece burası alfa bizden. Bir değişiklik var. BC eşittir DE demiş. Onlar da gözüküyor. Yok. Burası 110 ise. Ha, öyle mi? Pardon. BC neresi? BC bunun tamamı. DE burası. Peki burası 110 derece. Bize hangi bilgiyi kullandıracak 110 derece olması? Karşıdaki açıyı bul kardeş diyor. 70 bul kardeş. Ardışık açıların toplamı 180 derece olmalı. U kuralını görün lütfen. Burası 70 derece. İkiz kenarlıktan burası 70 derece. Evet. Z'den burası da 70 derece. Gıcıklık olsun diye adam şuraya, demiş. Şuraya eşit demiş. Ne gıcık. Çok alakasız şunu, yerler şuna. Değil mi? Ama karşılıklı kenarların da eşit olduğunu bil demiş. O zaman bunun ikizkenar olduğunu fark edersin diyor. Burası da 70 derece. Öyleyse bir alfam. 2 tane 70'im var. Eşittir. O kadar da uğraşma artık. Orası ben yapsam var ya. Doğru sen söylesen ben dedim ki. Ama bu ilk kısım var ya. Çok fazla zorlanmıyorsunuz zaten. 24 alfa alfa. Burası... 56 derece bizden istediği alfaymış. Burası 56 ise şu iki açıortay birbirine eşitse ne dememiz gerekiyor? A dememiz gerekiyor. A'yı bulalım. Bul bakalım. Şimdi bunlar birbirine paralel ya. Hı-hı. Hep artık sana yaptırıyorum farkında mısın? Ben A ya. Gibi kuruldum artık kenara buyur. Bizim şu kuralımız vardı hatırlatalım bir de öğrencilere. Hı-hı. Bu açıyla bunun toplamı buna eşitti bakın paralellikte. 24 M kuralı üçgenlerde şey. Doğruda açı vardı söylediğimiz kuram. 24 ile 56'nın toplamı A'ya eşittir. A ne oldu? 56 80. Artı 24'ten A'yı bulduk 80. Gerisi zaten hikaye. Tamamının 180 olduğunu biliyorum. Burası 20 derece. 20-24 daha 44. 180'den 44'ü çıkartın. 136 derece çıkacaktır alfa açısı. Lütfen hemen isim verin. İsim verdikten sonra şuradaki M kuralını görmekte birazcık zorlanabilirsiniz. Ona dikkat edin. Üçgenlerde doğruda açı vardı kullandığımız hemen hemen her şeyi dörtgenler ve sonrasında çokgenlerde ne yapacağız? Kullanacağız. Peki bir diğer soru. Burası 15 derece verilmiş Raşit Hocam. Şu eşitlik iki kenar birbirine yani. Eşit. Bir de BC'ymiş bunlara eşit olan. Ha. Şu da eşit verilmiş. Burası 15 derece, burası dik. Buranın dik olması neyi gerektiriyor? Bu oranın da dik olmasını gerektiriyor. Burası dik, şu iki kenar eşit. Ne çağrıştırıyor? Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü değil mi? Hemen çekiyorum. Hoppa. O zaman bu da bunlara ne olmak zorunda? Eşit. Şunun eşit burada da var. Onu da yazalım. Tabii bu eşitse bu karşıdaki kenar da buna eşit olacaktır. Kullanacak mıyız? Birazdan göreceğiz. Peki başka ne gibi bilgiler kullanabiliriz? Burası alfa. Şimdi, bilmiyorum. Şuraya x diyelim mi? Dedik bile. Buraya da x diyelim.
XX 2x. Sen de her şeyi atlıyorsun ha. Çok heyecanlıyım bugün. Burası 2x olacaktır. Yani. Peki. Soru yaptım hadi yani. Devam et. Şu ikisi eşit. Öyleyse burası da 2x olacak. Hı-hı. Şimdi büyük görelim. A, D, C'ye bakalım. Bu arada özür diliyorum. Şunlar da eşit ya. Şu ikisi. Hı-hı. Sanırım sen 90'dan gideceksin. Ben 90'dan gideceğim. Ben şöyle düşünüyorum. 2x artı 15. Şurası 2x artı 15. Dış açı. Öyle değil mi? Evet. O zaman bu da 2x artı 15. Bu bize neyi verecektir? X'i verecektir. Üçgenin iç açı oranının toplamından direkt X'i bulabiliriz. Artı 30 eşittir 180. 6X eşittir 150. Her tarafı 6'ya bölüyoruz. X 24 çıkıyor. 24. Pardon ya. X 25 çıkacaktır. X 25 çıktıktan sonra ne yapabiliriz? X alfaya bulacağız. Evet. Şurası da Z'den alfa mı? Hı hı. Burası da alfa artı X. İkiz kenarlıktan evet. Alfa artı X. Buranın tamamının 75 olduğunu görüyorum. Nereden? 90, 15, 75. Hop. 75 artı 2 alfa artı x 180. Yani 2 alfa artı x eşittir 105 diyebilir miyiz? Biz x'i bulmuştuk. Kaç bulmuştuk? 25. Hemen yerine yazalım. 2 alfa eşittir 80'den alfa açısı kaç derece çıkacaktır? 40 derece. Hoş açılarla bir ilgili zor bir sorudur. Söyleyelim bunu görmesi bir. İlk önce şunları eşitledik. Tamam. Fakat buranın 90 derece olduğunu... Yani şurada 90 var ya, öğrenci bunu görüyor ama buradaki 90 dereceyi hemen çağrıştıramayabiliyor. Eşit iki tane şöyle parça varsa muhteşem üçlü. Bir de 90'ın karşısında bas bas bağırıyor size. Ben muhteşem üçlü. Yani beni buradan çözeceksin diyor. Buna biraz dikkat etmeniz lazım. Yine soru tecrübesiyle elde etmeniz gerekiyor. Bizim için çok klasik. Ben burada ufak bir ispat yapalım istiyorum. Şunların 90 derece olduğunu gösterelim. Ardışık açıların... Açıortay şu x'e ardışık değil mi? Evet. Açıortayları şunlar. Aralarındaki açı 90. Gayet basit. Bakınız şu şöyle paralel çekim bir tane. Açıortay z kuralından şu mu olacaktır? Evet. Ve yine buradaki z kuralından şu mu olacaktır? Evet. Bakıyoruz nokta çizik nokta çizik. Bir üçgen içerisinde 2.2 çizik. O zaman bunların toplamı 180 ise nokta artı çizik ne olacaktır? 90. 90 olacaktır. Ve yine bu başka bir kural daha veriyor bize. Şimdi Raş Hocam, bu kenarla bu kenar eşit değil mi? İkiz kenar. Evet. Şimdi bakıyorum şu da ikiz kenar. O zaman bu kenarla da bu kenar eşit. O zaman şöyle iki açıortay kesişirse aradaki bölme neyi veriyor diyelim? Şunun yarısını vermiyor mu? Şu ikisi birbirine eşit oluyor ve muhteşem üçlü oluşuyor. Doğru mu? Doğru. Buradakine yine b bölü 2 aynı. Gene aynısı olduğu için şöyle yapalım. Şimdi burası a. Burası b. Acaba şu x'in b a eksi b'ye eşit olduğunu nasıl ispatlarız? Çıktı bile değil mi? Evet. Bu a. Bu b bölü 2. Bu da b bölü 2. A'dan b'yi çıkartırsan yani bu x'inin toplamını neyi bulacaksınız? X'i bulacaksınız. Bu biraz daha güzel bir özellik. Ezbere kalmasını istemedim bunun. Bir şey daha söylemek istiyorum ha. Şunun devamını çizersek zaten şuradaki üçgenin de ikizkenar olduğunu. Bunu nereden hatırlatma için? Hem açıortay hem dik olduğundan. A eksi B olarak yine oradan da ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Peki. Bakalım örneklerimizde neler var. Güzel. Hop şunu çekersem o zaman burası 5, burası 3 mü olacaktır? Aynen. Burası 3 ise bunlar 3 mü olacaktır az aynen. Önceki özelliğe göre? Zaten KC'yi istiyor. Neresi? Şurası. Ben de o zaman burası ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani şu kısım şeklin tam olarak neresinde kalıyor? Ortasında kalıyor diyebiliriz. Peki. Hani ne demiştik biz? Eğer şunlar varsa ikiz kenarlıkları görün demiştik. Gördün mü ikiz kenarlıkları? Ben gördüm. Kullan o zaman. Kırmızı kalemle kullanmak hı-hı. İstiyorum. Şurası nokta. Hı hı. Z'den. Bakın tamamı 10. Buraya ne kalacaktır? 10-x. Hemen buradakini görüyorum. Z'den yine çizgi. Hı hı. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit. Buraya da ne kalacaktır? Yine 10-x. Tamamını toplarsanız neye eşit olacak? 20-x eşittir 14'e. Çünkü... Yok. 20-x değil. Artı bir tane daha x var. Tamam. Ha 20-2x özür diliyorum. 20-2x artı x. 10-x, 10-x artı x toplarsak eğer 20-2x artı x eşittir 14. Buradan da x kaçacaktır? 20-x. Hani diyorum ya ben adım atlamadan gidelim diye. Buradaki ifadeyi sanırım anladınız. Açı ortaylardan neyi görmeniz gerekiyor? İkiz kenarlıkları görmeniz gerekiyor. İkiz kenarlıkları gördükten sonrası çok da zor değil. Alayım mı? Gönderelim bakalım.
5 verilmiş, 7 verilmiş. Çok enteresan. Pisagor'dan burayı buluruz diye düşünebiliriz. Bulmuyorum. Bu tip sorularda genellikle açıvardan gitmemiz gerektiğini görüyoruz. Açıvardan gitmemiz gerektiğinde de genellikle ne çıkıyor karşımıza? Benzerlik çıkıyor. Peki benzerliği nasıl bulacağız? Düşünelim. Şimdi bu 10 var, bu x var. Bunları yanaştırmam lazım. Hadi şu 10'u şöyle çizelim. Oldu mu? Dışarıya çizdim yer kaplamasın diye. Şu iki açı birbirine eşit değil mi? Eşit. Çizik diyelim. Müdür geldi, ben düzelteyim. Burası nokta. Burası nokta. E burada o zaman artık neyi görebilirsiniz? Benzer üçgenleri görebilirsiniz. 90 ve çizik var ortak olduğuna göre noktalarda ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki çizin karşısı 5, çizin karşısı 10 eşittir. Noktanın karşısı verilmemiş. 90. 90'ın karşısı 7, 90'ın karşısı x. 1'e 2 oranını gördünüz zaten. X kaç olacaktır? 14 olacaktır. Ve B açısı 90 dereceden büyük demiş. Bir x kenarı ama iki tane açıortay gördük değil mi? İki açıortayı gördüğümüzde burası kaç derece olacaktı? 90 derece. Peki. Bizden istediği x kenarı. Güzel, hoş bir soru. Bu iki tane ikizkenarın getirdiği bir şey daha var. Şimdi Raşit Hocam. Bir kere buradan bir ökliti gördük. Burası 4, burası 2. 4'ün karesi 16. 2 burası kaç olacaktır? 8. Burayı yerleştirdik değil mi? Şöyle şuradan şuraya bir dik çeksem ben. Hani şurası da dik ya. Bir deltoid oluştu değil mi? Evet. Peki aynısını şöyle devam ettirdiğimizde şuranın da dik gelmesi gerektiğini öğrenci ne yapmalı? Görmeli. Bilmeli. Ve burada da başka bir deltoid oluşuyor. Tabii şekil biraz yamuk oldu. Yani kötü şurası 4 ise şurası da 4 olacaktır. Anlaştık mı? Burası işte 4 ise burası da 4 olacaktır. Başka ne söyleyebiliriz? Açıortaydan kollara indirilen dikmeler eşittir. Burası 2 deltoid oluşacak dediği için. Burası da 8. Şu anda çok kullanmayacağız onu ama. Neyse devam edelim. Buradaki 8 benim ne işime yarayacak? Ya da şuranın 10 olması ne işime yarayacak? Yazalım. Şuraya da 10 yazalım. Kırmızım nerede benim? Bende. Peki. Şimdi bakın şu çizginin paralelini aşağıya çekin. Burası 8 ise burası da 8 mi? 90. Paralel çektiğimize göre burası dik mi olacaktır Raşit evet. Hocam? 8, 17 şu K'ya kadar olan kısım. O zaman şurası kaç? 15. 15. Yani bu 8, 15, 17 üçgenidir. Bu bir. Burada bir tane dikdörtgen oluştu gördüğünüz göre. Peki burası 8, burası 10. O zaman şurası kaçtır? 6. 6. 6, 8, 10. Burası 15'ti. O zaman şu x kısmına kaç kalıyor? 9 kalıyor. Yine güzel, hoş bir sorudur. Unutmayın şöyle bir diklik görürseniz büyük ihtimalle şunu çizeceksiniz. Her iki tarafa da dik gelecektir. Ve deltoid oluşacağı için 4, 4, 4, 4. Bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Devam edelim. Bir formül varmış. Neymiş bu formül? Benzerlikten gelen bir formülümüz var. Ne demiş? X'in karesi eşittir A çarpı A artı B'dir. Çemberde kuvvete de benziyor değil mi? Evet. Belki de çemberde kuvvetten de bunun çıkış noktası vardır. Bir ara araştırmak temel lazım. Temel şey ya, kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği acaba çemberlerden de çıkışı hiç var mı diye merak ettim. Bakmak lazım. Bu da çok fazla kullanılan bir özellik değil. En başta hatırlıyorsunuz köşegenlerin karelerinin toplamı 2 çarpı kenarların kareleri toplamıydı ya. En başta verdiğimiz özellik. Bu da yine onun gibi çok fazla kullanılan bir özellik değil. Karşımıza çıktığında genellikle benzerlikten kelebek yapıyoruz zaten. O yüzden gene de bilmenizde fayda var diyebiliriz. Peki. Paralel kenarda alanları nasıl kullanıyoruz? Birincisi şöyle bir çizgi çizelim. Bu tarafı anlatacağım ilk önce. Şuraya görüyorsunuz bu bir nedir? Üçgendir. Şurası B ise şurası da B. B çarpı HB bölü 2 burası. Bunun iki katı da tüm alandır. Neden? Paralel köşegen. Kenardaki köşegen alanı iki eş parçaya ayırıyor. Dolayısıyla B çarpı HB bölü 2 A çarpı HA bölü 2'ye ne oluyor? Eşit oluyor. Her iki tarafta da alan eşit olduğundan ötürü. Yani A çarpı H H eşittir B çarpı H B diyebiliriz. Burada bir problem var mı? Yok. Yine alan ABC değil. Normalde sinüs teoremini dörtgenlerde göstermiştik ya size. 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpı sinüs alfa dediğinizde direkt buradaki dörtgenin ki özel bir dörtgen bu paralel kenarın alanını ne yapmış olursunuz? Bulmuş olursunuz. Bir problem var mı? Yanlış yok. Söylediğimiz bir şey. Yok. Peki. Geçelim o zaman. Bu alan formülleri nelere sebep oluyor? Bir en kere. En çok kullanılanlar gibi.
Şu köşegenler iki eş parça ayırır demiştik. Tabanları eşit olduğu için burası S'se burası da S. Evet. Şimdi şunlar da eşitti. Aynen. Bu üçgene bakıyorum bu sefer. Burası S'se burası da S. Dolayısıyla hepsi ne çıkıyor? S çıkıyor. Hop bu yarı 2S. Hop diğer yarı gene 2S. Fark eden bir şey var mı? Yok. Ve yine eğer kenarları ortalayacak olursak. Evet. Aynı özellikten tabanları eşit S. S dediğimizde burası 2S ise burası da 2S. Tabanlar bu şekilde verilmişse gene S'i S paylaşacak. Yalnız bu bana bir özelliği hatırlattı. Neydi? Hoppa. Ne de güzel çizdim ama değil mi? Mesela şurada kenarı orta varsa Raşit Hocam. Şöyle diyelim mi? Şurada da şöyle diyelim. Ne veriyordu bu bize? Alanlarla ilgili değil. Şunu çizeyim. Şu bunun da bunun ve bunun eşit. Bu üç parça birbirine ne olacaktır? Eşit çıkacaktır. Gene benzer. Kelebekten gelen bir özelliktir. Ve tekrar söylüyoruz bunların hepsini size anlatacağız ama özel videolarla. Bu üç parça birbirine ne olacak? Eşit olacak. Ne zaman? Bunlar kenarlara, kenar ortaya olarak geldiği zaman gibi düşünebilirsiniz. Kenarları iki parçaya ayırdığı zaman. Bir başkası. Şimdi bu bir paralel kenar. Şu üçgeni düşünün lütfen. Şu paralel kenar alanıyla şu üçgenin alanı arasında nasıl bir bağlantı vardır? Yarısıdır. Evet, üçgenin bu üçgenin alanı paralel kenarın yarısı. Neden? Dikkat edin şöyle bir paralel çektiğinizde bu buna eşit, bu buna eşit. O zaman S1, S1, S2, S2 olacağından S1 artı S2 tamamı da 2S1, 2S2. Ve yine dikkat ederseniz hani burada üzerini karaladığımız için gözükmüyor artık ama paralel kenarı herhangi noktasına şuradan gelse de gene bir üçgensel bölgeye ayırıyorsunuz. Yanlamasına bir üçgen oluşturursanız da gene paralel kenarın yarısıdır ve güzel, kullanışlı bir özelliktir. Ve bir durum daha var. Eğer kenar ortaylar şuradaki gibi getirilirse, şunlar da birleştirilirse. Buraya S dedik. Buraya 2S dedik. Neden? Tabanlar aynı ama dikkat ederseniz şu üçgenin yüksekliği, şu üçgenin yüksekliğinin yarısı olacak. İki katı olacak. Doğru. Burası S, burası 2S. Bu şekilde aynı taraftan dolayı burası da 2S çıkacak. 2S, 2S, S. Peki buranın 3S olduğunu nasıl ispatlayacağız öğrenciye? Bunun iki tane yolu var. Bir tanesini şöyle çizmeden önce önce diğerini ispatlayayım sonra bununla. Şu açıyla şu açının eşit olduğunu biliyorum. Ben buraya A dersem, buraya B, B dersem şurası ne oldu? 2B. Hı hı. A çarpı 2B sin alfaya 2S dersem A çarpı B sin alfanın 180'e tamamı S olacağını gördük. Hı hı. Bir de büyük düşünelim. 2A çarpı 2B 4S. S'leri yerleştirdim. Tüm alan 8S. Hı hı. Bunları çıkarttığımda 5S'i buraya 3S kalır. İkinci 2A bir çarpı 2B 4S ama şurada 2 tane üçgen olduğunu görüntüden şöyle böldüğünüzü ne olacaktır? 8S olacaktır tamamı. 2S, 4S, 5S buraya 3S kalacak. Hı hı. İkinci bir yol bu kullanılıyor ama öğrenciler daha çok şunu ya da öğretmenlerimiz daha çok şunu kullanıyor. Buradan bir tane yardımcı doğru çiziyor. Orta taban oluyor. Burasını atıyorum 2B olsaydı burası B olacak. Hı hı. Bakın burada yeni bir paralel kenar oluşuyor. Tamamı 2, 4B, B'si burada, 3B'si burada. Diyorum ki ben 2B'ye 2S ise 3B'ye 3S, tabii S'ler de değişecek doğal olarak hani buraya da S kalacak. Aynı düşünceyle hani alanı ikiye böldü ya burası da gelecek. Bunu da çekelim üçgenler oluşturur S'lemeye yaparsam aynı mantık gelecek. Bu arada şunu da söyleyelim yamuğu görebilirseniz eğer yamukta bir orta taban kuralı vardır bilmiyorum. Eğer yamuğu daha önceden öğrendiyseniz şu ikisinin toplamı şuna eşit ya da bu tüm yamuğun neresi olacak yarısı olacaktır. Evet ispatlarla çok uğraştık. Fazla kafa karıştırmayalım. Örneklerle zaten göreceksiniz. Şimdi 3 tane AE EB'ye eşitmiş. O zaman şuraya X dersek şurası 3X mi olacak? Hı hı. Doğru. Alan PEB üçgenin alanının tüm paralel kenarının alanının oranı. Şöyle yapalım. Bir kere şunlar birbirine eşit mi Raşit Hocam? Dörtgenleri bir yok edelim ortada. 3S diyeceğim direkt. 3S, 3S. 3X'ten dolayı dedin değil mi? 3X'ten dolayı bölüştürmesi kolay olsun. Şimdi şöyle de bir tane çekersem eğer. 3X'e 6S geldiğine göre X'e 2S gelecektir. Doğru mu? Doğru. Şimdi burası paralel kenarın yarısı demiştik. 6, 8S mi? O zaman burası da ne olacaktır? 8S olacaktır. FEB üçgeni 3S. Tüm paralel kenar 16S. Cevap 3 bölü 16 olarak karşımıza çıkar. Dörtgenlerde alan dağıtma sordukları zaman hemen üçgenleri oluşturuyorsunuz ki herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Peki başka
2 tane KC BK'ya eşit. X 2X. BKF'nin avanı 12'miş. BKF nerede? Burada. Peki şöyle yapsak mı? Yapalım. Şuraya 2x olduğu için 2a diyorum. Bu durumda burası 3a mı olacaktır? Evet. Bakın 2x'e 3x'e 2a'ya 3a. Bu durumda burası da 3a. Burası ne olur arkadaşlar? 6a. Burası 2a, burası 6a. Şimdi ne yapabiliriz? Şu kelebekten buranın m, buranın 3m olduğunu gördük. Niye buraya yoğunlaştık onu da söyleyelim. Peki, çünkü adam vermiş. Buranın alanını vermiş. M 12 ise 3m'e 36. 36. Şimdi bakalım. 2x'e 48 ise 1x'e 24 gelecek. Paralel kenarımın alanının yarısı ne oldu? 48 artı 24 72. Oldu. 72. Tüm alan 144. Anlaşılmayan bir şey yoktur. İlk önce şurada benzerliği oluşturmak için şunu çekeceksiniz. 2x'e 3x olduğuna göre 2a'ya 3a, 3a 3a 6a. O zaman burada ne oldu? Kelebek oluştu. Burası 12 olarak verilmiş. M'e 3m. Burası 36 olacaktır. Burası 48 yapıyor değil mi? Uzattığımızda 24 yarısı. 72, 144. Sallama yapmış gibi olur. İşlem hatası olmasın. Peki. 3 tane EC eşittir BE. Avan ABC'de. İşte bu soru birazcık zor gibi. 3 tane EC. Şuraya 3x deriz o zaman. Şuraya x mi deriz? Hı hı. Kırmızı kalemi alabilir miyim Raşit Hocam? Şimdi şöyle yaparsak. Doğru mu? Ben doğrusam öyle düşünürdüm. 3x. X olduğuna göre. Şuraya 3a diyeceğim. A mı desem diye düşündüm. Burası 3 artı 3a. 3x'i gören evet. Kısım. O zaman x'i gören kısım a artı 1 mi olacaktır? Aynen öyle. A artı 1 diyelim. Peki. Şurası. Karalayayım da. Burası A artı 1. A artı 1. Burası 4A artı 4 mu oldu? Evet. O zaman burası da 4A artı 4. O zaman tamamı kaç olacaktır? Tamamına gitmeyelim. Tamamına gidelim. 4A artı 4 tamamı 8A artı 8. Evet. Şimdi yarısı 12A artı 3A diyeceğim. Sen nereden düşün? Ben de aynısını düşünecektim. O zaman tamamını şey yapmalım. Tamamı 8A. Ne dedim ben? Tamamı 8A artı 8. Burası kaç? 12 artı 3A'nın 2 katı. Aha, ya 2'ye böleceğiz diye sen şimdi. Evet. 6 artı 24. Buradan 2A kaç çıkacaktır? 16. 16 A kaç olacaktır? 8. Orayı bir daha açıklayalım da burası üçgenin yarısı. Özür diliyorum, paralel kenarın yarısı. Tamamı nedir? 8A artı 8. Yarısını aldığımızda şu üçgeni bulmuş olacağız. Gene aynı mantık. 3A artı 12 orası da. A buradan 8 çıktı. Bizden istediği neresi Raşit'cim? Tüm alanmış. A yerine 8 yazarsak eğer kaç oluyor? 24, 36, 72. Zaten 8A artı 8'di tüm alan. 64, 72 olarak karşımıza çıkacaktır. Tamam. Evet. Birçok böyle dörtgenlerde karşımıza çıkacak bir özellik. Bir. Bunu daha çok dikdörtgende kullanıyoruz. Dikdörtgende kullanıyoruz. Karede kullanıyoruz şu haçların eşitliğini. Evet. Eşkenar dörtgende zaten köşegenler dik kesiştiği için çok fazla karşılaşmıyoruz. Hemen söyleyelim. Şu iki üçgen eş üçgendir. Nasıl? Köşegene dik indirilirse oluşan üçgenler gerek açı gerek kenarları eşit olacağı için eş üçgenler. Dolayısıyla şunu H derseniz atıyorum. Şu da H olacaktır. Tek tek kullanacağız. Bu bir. İkincisi, paralel kenarda şöyle bir köşegen çizim ve köşegenin ortasından iki tane paralel çizgi belirterek yeni paralel kenarlar oluşturun. Şimdi paralel kenarın özelliği gereği. Şununla şu birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Bununla bu da eşit olacaktır. Şimdi burası B artı A artı S dersek bu yarıda B artı A artı S olacaktır. Neden söylüyoruz? A'nın A'ya eşit olduğunu görebiliyorsunuz. B'nin B'ye eşit olduğunu da görebiliyorsunuz ama S ile S'in eşit olduğunu göremiyoruz. Şekiller farklı gözüküyor çünkü. B'ler eşit, bariz. A'lar da eşit. S'ler farklıymış gibi geliyor. S'ler de birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ve nerede kullanıyoruz? Raşit Hocam buyur. Aha. Beklemiyordum. Kırmızıyı alayım. Bu ne demiş ki? BC 12 demiş. Diklik çek diyor. BC 12. Hı-hı. Diklerin oranını sormuş. Diklerin oranını soruyorsa alan aklıma geliyor benim direkt. Diyorum ki A ile E'yi bir birleştireyim. Neden bunu yaptım? Çünkü şu dike ait bir üçgen oluşturayım dedim. Hı hı. Aynı düşünceyle E ile C'yi birleştirdim. Neden bunu yaptım? Yine EH dikine ait bir üçgen oluşturayım dedim. Tamam. Şimdi görüyorum hiç güzel üçgen olmadı ama. Görüyorum evet. Ki alan ABE'nin alan BEC'ye eşit olduğunu görüyorum. Onu bir gösterelim. ABE üçgeninin avanı yani şu kısım değil mi? Kırmızıyla böldüğümüz şu kısım.
Şu kısma ne olacaktır? Eşit olacaktır. Eşit olacaktır. Neden? Buradan indirilen dikme ile bu tabana ait yükseklik, buradan indirilen dikme ile bu tabana ait yüksekliklerin çarpımı az önce vardı eşit. Ya. Çünkü şu yükseklikte şu yükseklikler eşit. Aynı. Tabanlar aynı. Tabanlar da aynı olduğuna göre demek ki bu taban çarpı taban çarpı yükseklik, taban çarpı yükseklik. Her ikisi de eş alanı verecektir. Yükseklikler eşit olduğu için. Diğer taraftan alanları hesaplarsak yine eşit olması eşit gerekiyor. Hocam. Evet. Burası 8. Bakın. KE çarpı 8 bölü 2 eşittir. EC değil mi? EH pardon. EH çarpı 12 bölü 2. İkiler gidecek. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Demek ki bu 2K iken bu 3K verilenleri yazdım yerine. 3 bölü 2 olacaktır aradığımız değer. Umarım anlaşılmıştır. Ya bu geometri çizgiler çok karışıyor. İnce bir kalem mi kullansak? Yok yani umarım anlıyorsunuzdur burada karmaşası. İnce kalem kullansak bu sefer gözükmeyecek. Ve gönderdik. AKKL esleme. Bu soruları nasıl çözüyoruz? Yani üçgenler çizerek eslemeler yaptırabiliyoruz ya da evet. Direkt olarak paylaşımları. Ben yamuk mantığıyla çözdürüyorum öğrencileri. Biraz daha pratik oluyor çünkü. İlk önce şu paylaşımları yapacağız. Kaçarı yok. İki tane BE. BE nerede? Şurası. X diyelim. İki tane DC. Şuna da X diyelim. ED eşit. O zaman ED 2X. Problem var mı? KL'ye Y diyelim. 6Y oldu. 3AK 6Y ise AK 2Y. Doğru mu? Şimdi bu 6K'ydı. 6Y'ydi. O zaman LH 3Y. Şimdi de şöyle bir durum var. Burası 6'nın katı. Burası 4'ün katı. 12'de birleşir bunlar. Evet, hepsini 12A olarak düşünelim o zaman. Bu kenar da 12A olsun. Bu kenar da 12A olsun ki paylaşım biraz daha rahat yapalım. 12A eşitlersek X 3A eşit olur. Doğru mu Raşit Hocam? Evet. 6A 3A. X'leri görmüyorum artık. 6y'yi 12a eşitlersek y 2a çıkar. O zaman burası 4a, 2a, 6a. Problem var mı? Yok. Öğrenciye diyorum ki yamuk mantığından gelir. Bu alanı bulacaksan 2a ile 6a'yı topla. 8a bölü tüm alanı bulacaksan 12a artı 12a, 24a. O da kaç olacaktır? 1 bölü 3. Yani burada esleme kuralını yapsa da aslında yakalayacağı şey evet. Bu. Sadece burada bir yamuk olarak alanı buluyoruz. Yükseklikler aynı çünkü. Paralel kenarı da bir nevi yamuk gibi düşünüyorum. Taban artı taban tamam. Şeklinde. Ona göre alanların oranı 1 bölü 3 çıkacaktır. Korkmanıza gerek yok. ET bölü TD. ET bölü TD. Neresi verilmiş? Aha. Şurası K. K. Artık. Şurası 3K mı? Bir kere şu ikisi bu şekilde verildiyse, şunun şuna oranı istendiyse... Çiz kardeşim. Yani şuradan kelebeği oluştur. Diyor ki şu paylaşımı rahat Kuna. Yapabilirsin. Peki. 3K'ya 4K. Buradan sonrasını biliriz. Ay pardon K demişiz zaten. Benim şekerim düşmeye başladı. Söylüyorum. 3A'ya 4A. Buradan sonrasında ne diyebiliriz? BK'nın KC'ye eşit olduğunu vermiş. Burası da 4A. Paralel kenarın karşılıklı kenarlar eşit. 8A. Şuradaki kelebeğimi görüyorum. Yani şurası 3M ise burası 8M dostlar. Bizden istediği de zaten et bölü 3 bölü 8 olacak. Et deyince acıktı be. Oo güzel bir soru. Hoş bir soru. BD 20 olarak verilmiş. AK 8. Şunun tamamı 20. Şu açılar tamam. Eşit verilmiş. Evet o açıların eşit verilmesi benim şu haliyle işime yaramıyor ama Z'yi görürsem eğer belki şu da eşit. Ya. Tamam. Bir daha Z gördü adam sana. Ha burada da Z var değil mi? Ne güzel. Ne işe yarayacak? Öyleyse onun ona paralel olduğunu söyleyebiliriz. Paraleldir. Neden? Şu açı var zaten. Eşit. Eşit. İç ters açı var. Bu da bunlar ters eşit. Ters açı özür diliyorum. Bunlar da eşit. O zaman bunlar nedir arkadaşım? İki tane benzer üçgendir. Ve doğru paraleldir. Mu? Paraleldir ve benzer üçgenlerdir. Peki bu bize başka neyi kazandıracak? BD 20 olarak vermiş. Burası 8. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Söyle. Ya bu paralel ya. Bir oran vermemiş. Oranı ancak ben nerede yakalarım? Köşegeni çizerek yakalarım diyorum. Köşegeni çiziyorum. Neden köşegeni çizerek yakalarız? Onu da açıklayalım. Birebir oranı var ya. Köşegen çünkü daima ne yapar? Ortalar. Birbirine. Öyle değil mi? Köşegen ortaladığı için burada artık şunun paralel olduğunu da gördüm az önceki evet. Benzerlikten dolayı. Artık 1'e 2 oranını yakaladım. Burası 8 ise burası 4. Peki 4 yeterli mi bizim için? BD'yi vermiş köşegeni 20.
Ben biliyorum ki köşegenler birbirini ortalar. 10'a 10 buraya ne kalır? 6. Hmm. Adam ED'yi istiyordu, bulduk. ED'yi bulduk ama bir şey daha istiyor. Kafa bölü F. Şu kelebeği gör. Güzel hocam. Dedik diyor ya, paralel 6'ya 8. O zaman şurası 4K ise şurası 3K olacaktır. KF bölü FE 4K bölü 3K'dan 4 bölü 3. Gayet hoş, gayet tatlı bir soru. Bir kere şuradaki iki açıyı farklı yerlerde vermesi size Z'yi çağrıştırmalı. Z'yi çağrıştırdığınızda burada bir tane daha Z olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bu Z'ler bunların hem paralel olduğunu hem de benzer olduğunu gösteriyor size. Paralellik, benzerlik ama benzerlik oranı yakalayamıyorum. Benzerlik oranı bir paralel kenarda yakalanacaksa eğer köşegenler çok işe yarar. Hemen köşegeni çizin. 1'e 2 oranını görün. Burası 8 ise burası 4. Tamam. Oradan sonrası geldi zaten. Peki. 3 tane TC BT'ye eşit. Gözlerim bunları arıyor, ben uyuz oluyorum. 2x diyelim oraya. Neresi? Orası. Niye çift 2x? Sayılar benim hep hoşuma gider. Söyle çocuklara neden. Burada birebir oranı var ya, kesin çiftlikle bir işim var. Birazdan benzerlik yakalayacağız diyor Aşkı Hoca ama bunu görmesi biraz sıkıntı mı? Çift sayı iyidir ya. Tamam hadi, çift sayı iyidir. Senin dediğinden gidelim. 2x'e 6x olacaktır. Bu çift sayıyı kullanabilmem için hani böyle şurada böyle bir şey gerekiyor gibi. O zaman ne yapalım? Tamam, çizelim. Paralel çizebiliyor muyum? Vallahi çok iyisin. Cetvel var aslında, versem. Şu iki kenar birbirine eşit olduğuna göre o şunlar da eşit. Var. Dolayısıyla x orası. 2x ise burası ne olacaktır? X. Peki burası 5x değil, 7x. 8x olduğuna. Şurayı yanlış yazmadım değil mi? Yok yok, 7x. BT 3 tane TC'ye eşit. Tamam. Burası 7x olacaktır. Bu bize ne sağlayacak? Şimdi ben yapayım. Tamam, yapalım. Burası işte bu. Bugün var ya, çok hoşuma gitti ha, ilk defa. 8x. Evet. Diyorum ki şunu da çizeyim yardımcı doğru. Neden? Dörtgeni bir ortadan kaldırayım. Dörtgenler gelecekler. X'e S, 2x'e 2S, 7x'e 7S, 6x'e 6S. Tam ortadan bölmüş. Bununla bunun yüksek, şu üçgenle şu üçgenin yükseklikleri aynıdır çünkü. Bakın bu tam 2'ye böldüğü için, hı-hı, toplam kaç yaptı? 16S. Burası da 16S. Bu 16S'in yarısı burada. 8S. Yani 8S'i burada. 7S'i burada, S'i burada. Kenarlarla orada. Zaten şuna da dikkat ederseniz 7X şu H'la şuradaki H, yani şu üçgenle paralel kenarın tepesinden çizilecek olan H nedir? Ay. Eşittir. Kenarlar ortak çünkü. Burası 7S ise direkt olarak buraya 7S. Burası S ise buraya S, ne yapabilir? Belli. Yapıştırılabilir. Sonra şunu da yapabiliriz. Mesela şu iki kenar eşit ya. Hı hı. Burası 2S ise burası da 2S olacaktır. Evet. Yine burası 6S bulunabilir. Bizden istediği ETD 14S ABCD 28S. Kaç? Yanlış toplam. 28S değil bir kere, tamam. 16-32S. Biz uzun süredir çekimdeyiz arkadaşlar, kusura bakmayın. 7/16 olacaktır. Çünkü şurası 8S, 16S bulmuştuk değil mi? Tamamı bunun iki katı. Ben çok yanlış yaptım. Kim uygulayacak şimdi burada? Burası 6, burası 3-3, ben yazıyorum. Gerisini sana bırakıyorum. Eyvallah, eyvallah. KLP'yi 16 vermiş ama esneye. Tamam. Şu açıya nokta diyeyim, bu açıya çizgi diyeyim. Kenarlar verilmiş, açılar verilmiş, alanla işin var, sinüs alan. Açılar nerede verilmiş? Birine i̇şte nokta yani dedim, birine çizik dedin. Açılar verilmiş, dedim ki sinüs alan, gel buradasın. Şuradaki açıya alfa, buradaki açıya beta diyorum. Alfa artı betanın toplamı 180, bunların sinüsleri birbirine eşit. İki açının toplamı 180 ise sinüs değerleri birbirine eşit. Şu alan için bir tanımlama yapayım. Diyorum ki 3 çarpı 4 çarpı sin alfa bölü 2'ye. Ben ne diyeyim? Bu bunu götürsün. 2 6S diyeyim mi? Tamam. Burası 6S. 3 çarpı 4'ten gördük bunu. Evet. Yarısı dedik. Doğru 6 mu? Çarpı 1 3S. Evet. Keşke. Şurası 2. Hiç fark etme. Hepsi tam çıkıyor. Merak etme. Burası 5S. 5S. Burası 12S. 12S. Şimdi. Hemen açıklayalım mı tekrar bir öğrencilere? Şimdi 12'ye 6S geliyorsa şunu şunun çarpımı sinüs alfa bölü 2 var ya, hepsinde ortaktır bu. O yüzden direkt bu x'in çarpımı 12 ise yarısı 6S mi? Evet. Ha, korkmadan bunları da yapıştırabilirsiniz. Çarpımları 24, yarısı 12S. Çarpımları 10, yarısı 5S. Çarpımları 6, yarısı 3S. Tabi bunlar üçgen, dikkat ederseniz. Hani şu aradaki alan da kaçmış? 16'ymış. Nasıl kullanacağız bunu? Şimdi bir de tüm alanı bulmamız lazım. Tüm alanı bulalım. Yine aynı mantıktan. Şöyle bir üçgen gibi düşünelim hatta. Tamam. 6, 10 kaç yapıyor? 60, 30S. 30S, tüm alan 60S. Yarısı 30S, tüm alan 60S. Güzel. Tüm alan 60S.
Şunları çıkartırsa ortadaki kalır. Kavuş. Nedir peki onların toplamı? 6, 18, 23, 26 s. Eşittir 16 mı? 36, 24. Şey 16 neresi ya? Yok bu ya 24. Hayır 16 burası, özür diliyorum. Burası kaç olacak? 34 s eşittir 16. Doğru mu? 24 dedin ya. Bir saniye bekleyin bir. 26 s doğru mu? Doğru doğru. 60 s'ten 36, 26 s'i çıkardık. 34 s 16'ya eşitse s 16 bölü 34. Bizden ne istiyor bu arada? 60 s'i. 60 s'i mi istiyor? O zaman 60 çarpı 16 bölü 34 bize tüm alanı verecektir. Hemen bir daha tekrarlayayım şu kısmı. 60 s az önce bulduk. Paralel kenarın tamamı. Ancak paralel kenardan şu x dördünün toplamını çıkartırsam ortadaki şu bölgenin alanını bulacağım. Ki o da kaç olarak verilmiş? 16 olarak verilmiş. Eşitlediğimde s'in 16 bölü 34 olduğunu bulurum. E tüm alan 60 çarpı 16 bölü 34 olacaktır. Bitti. Bitmiş.